billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Amma ba'd. Evet gençler, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Rabbim hepinizden razı olsun. Evlerinizi medreseye çevirdiniz. Kur'an'ı öğrenmek için ekranları başınızdasınız. Rabbim ve Teala Hazretleri öğrenip, öğretmeyi, yaşayıp, yaşatmayı nasip eylesin inşallah. Kur'an'ın her harfi bir ışık tutar bize. Kur'an'ın her harfi şifadır. Kur'an'ın her harfi diyorum bakın sevaptır. Her harfine okudukça 10 sevap var. Efendimiz buyuruyor ki, Elif, La, Mim derken Elif'e ayrı 10 sevap, Lam'a ayrı 10 sevap, Mim'e ayrı 10 sevap. Üçüne tek 10 sevap değil yani arkadaşlar. O yüzden inşallah bu Kur'an-ı Kerim'in hakkını vermeyi cümlemize Mevla nasip eylesin. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Abdestlerinizi aldınız. Efendim? Almayan mı var yoksa? Peki bugünlük abdestsiz olsun almayanlar varsa ama yarın mutlaka abdesti geçin arkadaşlar. Allah'ın arzına, yeryüzüne abdestsiz basmamaya dikkat edin. Çok önemli arkadaşlar. Yapabildiğiniz kadar yapın inşallah. Takkeler takılmış, başörtüler takılmış inşallah. Ufaktı büyüktü, bunu ayırmadan söylüyorum. Allah hayatımıza kanunlarıyla beraber yaşamayı nasip eylesin inşallah. Evet arkadaşlar, derslerimize başlamadan önce bir iki mesaj var, onları okumak istiyorum. Artık sizden mesajlarımız dersten önce geliyor şükürler olsun. İlk önce okuyalım diye. Hocam selamünaleyküm. Bakın bu sabah bir misafir fark ettik bizim pencerede ve sizi izlemeye hazırım. Musab Yıldız, Diyarbakır. Pencereye bir tane güvercin konmuş arkadaşlar. Onu atmış bize. Allah razı olsun kardeşimizden. Peki. Selamünaleyküm hocam. Ayaz çok başarılı ve sizden duyup namaza başlaması ayrı bir hazine oldu. 8 yaşında. Arkadaşlar ne güzel görüyor musunuz? Bir kardeşimize biz buradan namazı tavsiye etmişiz. Tavsiyede bulunmuşuz. Namaza başlamış. Ya bu bizim için büyük bir nimet. Benim için değil, hepimiz için büyük bir nimet yani. Rabbim muhafaza etsin inşallah. Hafız oğlum, imam oğlum dedikçe daha da ilerliyor. Allah razı olsun hocam demiş. Allah sizden de razı olsun. Demek ki o evde o koku var. O evde İslam'ın ruhu var ki çocuğun gönlü oraya gitti. O evde İslam'ın yaşantısı var ki bu kanal o evde açık duruyor. Adamın bu yollarda hiç ayağı yoksa, gönlü yoksa, gözü yoksa nereden açacak? Zapt yapar geçer öbür kanala. Allah sizden de razı olsun inşallah. Abisi ablası 10 yaşında namaza başlamıştı bu Ayaz kardeşimizin. Ayaz bu sene orucunu tuttu. Yusuf hocamızdan dinleyip namaza da geçirmiyor elhamdülillah demiş. Allah razı olsun kardeşimizden. Sağ olsun, var olsun. Hayırlı sabahlar hocam. Ben Ankara'dan Irmak. Ablam Ayla Nur ile sizi izliyoruz. Sizin için bir resim yaptık. Beğenirsiniz inşallah. Ekranı gösterir misiniz? Hayırlı günler demiş. Bakalım. Güzelse gösterelim. Harikaymış gerçekten. Göstersene Muhammedciğim. En büyük Allah yazmışlar kardeşlerimiz Ankara'dan. Göstermemizi rica ettiler. Biz de gösterdik inşallah. Tamam, size çekiyorum. Peki arkadaşlar, derslerimiz hediyeli biliyorsunuz. Eşinize, dostunuza bu kanalın, bu derslerin reklamını yapın arkadaşlar. Burada hiçbir menfaat gözetmiyoruz. Her şey Allah'ın rızası için yapılıyor. Bir lira menfaat, bir gram makam için, şöhret için hiç kimse burada çalışma yapmıyor. Sabahın 9'unda kimse buraya gelmez. Siz de orada durmazsınız. Tamamen Allah rızası için çalışma yapıyoruz. Rabbim muhafaza etsin. Herkese reklamını yapın arkadaşlar. Söyleyin. Çekilişe katılsın çocuklar. Çıkmayacağını bilse bile. Çünkü adet çoğaldıkça çıkma ihtimali o oranda azalıyor biliyorsunuz. Olsun. Söyleyin. Çocuk en azından buradan bir şeyler kapar. Belki başka bir kanaldan izler. Çocuk Kur'an'la tanışır yani. İnşallah. Bakın hediye vereceğiz diyoruz size. 6 tane bir set vereceğiz. Arkadaşlarımızın gayretiyle sağ olsunlar. Diğer hediyelerimiz hemen hemen hazır gibi. Her harfe bir hediye vereceğiz. 29 tane harfimize 29 tane hediye vereceğiz. İnşallah. Çekilişleri de kuvvetle muhtemel bayramdan sonra yapmayı düşünüyoruz. Bayrama kadar yaparız diyorduk ama sebeplerini söylemiştik. 29 tane talebemiz sevinecek ama yüzlerce insan üzülmesin diye. Bayramı hiç olmazsa rahat geçirsinler. Bir de heyecan katalım diye. Bayramdan sonra ya inşallah yapmayı düşünüyoruz. Adını, soyadını, yaşını, şehrini yaz. Çekilişe bizatihi ben inşallah katacağım, yazacağım size. Evet. Hocam Salih, hocam Silah Erzurum Horasan'dan yine her zamanki gibi olduğu gibi dinliyor demiş. Herhalde Salih demek istedi.
Elhamdülillah Türkiye'nin ve dünyanın her yerinden izleniyoruz, şükürler olsun. Kur'an sevdalısı olmak başka bir şey. Anlık resim atanlar var. Komşumuz Beykoz'dan Tolga Erdil her zamanki gibi, her sabahki gibi selfisini paylaşmış. Selamünaleyküm hocam. Hakkınızı helal edin. YouTube'daki derslerinizi indirdik. Sürekli internetten takip edecek kadar internetimiz olmadığı için indirdik. Hakkınızı helal edin yazacaktım. Yanlış olmuş demiş. Helal hoş olsun arkadaşlar. Bakın ben pazarlık yaptım sizde. Zerre kadar dahi hakkım geçiyorsa peşin peşin helal olsun. Bundan öncekiler ve bundan sonrakiler de. O zaman menfaat gelir işin içine. Allah muhafaza başarıyı yakalayamayız burada. Şükürler olsun. Hayırlı sabahlar hocam. Sizi izlemek çok keyifli. Muhammed Emin ve Melek Deniz kardeşlerimiz, yavrularımız. Allah razı olsun. Evet bir iki tane daha okuyalım. Hayırlı sabahlar hocam. Ekran başında sizleri izliyoruz. Allah razı olsun. Batman'dan selamlar. Batman'a da bizden selam olsun inşallah. Selamünaleyküm hocam. Ben de sizi izliyorum. Ahmet Yaşar kardeşimiz göndermiş. Ahmet Ekinci İzmir. Selamünaleyküm. Aleyküm selam. Hayırlı sabahlar. Hayırlı yayınlar dilerim. Hocam demiş kardeşlerimiz. Allah hepinizden razı olsun. Çekilişe katılacak arkadaşlarınız varsa arkadaşlar veya şu anda ekranlara başına yeni geçmiş olanlar varsa özellikle çocuk talebelerimizin adını, soyadını, yaşını, şehrini yazın. Listeye katalım inşallah. Çekilişte belki onu çıkar. Bilemeyiz yani. Evet arkadaşlar. Şu anda dünyada ilk defa olan Elif Bağ canlı yayın derslerimizin 5. haftasının 3. günündeyiz. Yani haftaya bugün belki yarın bitirmek zorundayız. Çünkü bayram geliyor biliyorsunuz. Şükürler olsun. Bayağı mesafe kat ettik. Bugün Lafzatullah'ı göreceğiz. Yarın 4 Elif uzatmayı göreceğiz. Yani Med göreceğiz. Ve ertesi gün inşallah ne zaman oluyor? Cuma'ya denk geliyor. Kur'an-ı Kerim okuyacağız. Tahriye koyacağız. Elhamdülillahi Rabbil Alemin Errahmanirrahim suresini, Fatiha suresini. Ufak ufak oradan okumaya başlayacağız. Aralarda bir iki tane daha ders olarak göstermediğimiz kurallar çıkacak. Onu da orada göstereceğiz inşallah. Çok kuralla boğmak istemiyorum. Ama inanın dün bir provasını yaptık. Bugün dahil, bugüne kadar gördüğümüz derslerin hepsinin tekrarı 5-6 dakikayı geçmiyor arkadaşlar. Bak samimi söylüyorum. Ama bir şartım var. Harfleri, bir daha söylüyorum. Harfleri aynaya baktığın zaman kendini nasıl tanıyorsun? O şekilde tanırsan 5 dakikada Kur'an'a geçersiniz. Bak samimi söylüyorum. Ben bunu bir yarım saatte yapmıştım. Daha önce de anlatayım. Bir abimizin oğlu Kanada'ya, Toronto'ya okumaya gidiyordu. Ben kendi iş yerimde bu dersleri yaptım 9 sene. Pazartesi, çarşamba, cuma, akşam saat 7 ve 9 arası. Kesintisiz yaptım bu dersleri ben. Esnaf arkadaşlarımız geldi, çalışan elemanlar geldi. Saatini de ona göre koyduk yani mesai saati bitimine denk gelsin diye. 8,5-9 seneye yakın yaptım arkadaşlar. O günlerin bir tanesinde Osman abimiz var bizim. Geldi sağ olsun. Oğlum dedi Kanada'ya, Toronto'ya okumaya gidiyor. Kur'an bilmiyor Yusuf dedi. Kaybedeceğim onu korkuyorum. Ne yapalım dedi. Dedim abi getir Kur'an öğretelim. Arada biz ona sohbet falan da yaparız. İnşallah tesirlenir. Bir çalışma yaptım arkadaşlar. Ve ben bu çalışmayı bu ekranlarda yarım saatte toplam 5 derste Kur'an-ı Kerim Hızlı Elifba diye yayınlanıyor şu anda. Oradan esinlenerek yapmıştık yani. Geldi çocuk, Furkan kardeşimiz, Furkan Emre. Pazartesi başladık arkadaşlar, yarım saat. Salı yarım saat, çarşamba günü yarım saat, perşembe yarım saat, cuma yarım saat Kur'an öğrendi ve gitti. Sonrasını bilmiyorum. Sonra görüşemeyiz. Babasıyla görüşüyoruz da. Ama oluyormuş. Yani bunun 5 dakika yemesinde bir beis yok yani. Tabii ki şimdi biz burada 5 dakikada anlatacağız. Sen 5 dakikada anlayacaksın demiyorum. Biz şimdi inşallah bu 5 dakikayı burada yaparız. Veya 6 dakikayı yarınki dersten sonra her neyse. Veya 10 dakika olsun. Önemli değil yani. 5 dakika ile 10 dakika arasında bir fark yok yani. O kadar da Kur'an'a vakit ayıramayacaksak o zaman bize yazık olur yani. Koyacağız onu inşallah sitemize, YouTube'daki sitemize arkadaşlar. Biz bir kural söyleyeceğiz, durduracaksın. Hoca burada ne demek istiyor? Onu anlayacaksın. Harfleri tanıdıktan sonra ama. Sonra diğer kural inanın 10 dakika. Bak iddia ediyorum. Öğrenemeyen varsa gelsin buraya beraber çalışalım. İddia ediyorum. Peki arkadaşlar, bugünkü dersimiz arkadaşlar, Lafzatullah. Türkçesi, Allah lafzının nasıl okunduğunu göreceğiz. Allah lafzının öncesindeki harekelere göre Lafzatullah'ın yani Allah lafzının kalın veya ince okunduğunu göstereceğiz. Aslında bu da iki kelimelik bir anlatım. Hemen al dedim sonra plazmaya geçelim sonra tahtadan devam ederiz. Bakın arkadaşlar Lafzatullah'ın lamı var ya Allahu diyorsun ya Allah bak kalın çıkıyor. Bu hangi hallerde kalın çıkar? Söylüyorum. Öncesindeki hareke harf önemli değil. Öncesindeki hareke üstün veya ötüre ise Lafzatullah'ın lamını kalın okuyacaksın. Mesela üstün olan misal vereyim. Ve. Vallahi diyeceğim şimdi. Ve harfinin harekesi ne? Ve. Madem öyle yapalım tahtaya. Arkadaşlar buyurun.
Bugün tahtadan girelim. Bir de besmele yazalım bir daha. Ara sıra. Muhammed Yakın çekinde miyiz? Evet arkadaşlar, bakın şimdilik. Ve lafzatullah'tan önceki harfin harekesi üstünse şu lam arkadaşlar, lafzatullah'ın lamı kalın okunur. Hani yemin ediyoruz ya, vallahi tellahi billahi. Bakın, üstünlerde lamı kalın okuduk, tillahi de ince okuduk. Evet, bir tane de ötürü olana misal vereyim arkadaşlar. Sonra tahtadan okumaya çalışalım inşallah. Evet, orada hiç yazılmamış. Yusebbi tullahi diyelim ona da. Anlaşılsın diye inşallah. O da çok uzun oldu. Evet, kısa buldum bir tane orada. Bakın arkadaşlar. Şuraya da yazayım arkadaşlar. Öncesi diyorsunuz ki arkadaşlar, şimdi bu hoca buraya ne yazıyor? Bakın arkadaşlar, öncesi şöyle yapayım. Üstün yapayım buraya, anlarsınız inşallah. Şuraya da Türkçesini yazayım. Muhammedciğim ufak yazdım, gösterelim inşallah. Buna da ötre dedik arkadaşlar. Tarif edeceğim inşallah, acele etmeyin arkadaşlar. Şuna da esre dedik arkadaşlar. Arkadaşlar bakın, dersimizin tarifi bu. Dersimiz neymiş? Onu da şuraya yazayım. Lafzatullah. Lafzatullah ne demek? Allah lafzının Kur'an'daki okunuşu demek. Bakın arkadaşlar. Allah lafzından önceki hareke. Allah lafzından önceki hareke. Üstün ise, devam ediyorum. Veya ötüre ise. Bakın arkadaşlar. Tamam mı arkadaşlar? Bakın. Üstünse veya ötüre ise ne yapıyoruz? Kalın okuyoruz. Bakın. Üstün. Ötre. Tarife geleceğim şimdi. Lafzatullah ne demek? Lafzatullah, kendisinden önceki harf ne olursa olsun, harekesi üstün ise veya ötre ise lafzatullahın lamını kalın okuyacaksın. Yani şurada nasıl okuyacağız? Vella kalın. Vella. Halbuki biz ne demiştik derslerimizde? Lam ince harflerden demiştik, değil mi? Ama işte kurallar çıkıyor önümüzde. Bu kurallara da uymak zorundayız. O yüzden ne yapıyoruz arkadaşlar? Lafzatullah'ın lamını önceki harekeye bakarak okuyoruz. Önceki hareke üstünse veya ötreyse arkadaşlar, lafzatullah'ın lamını kalın okuyoruz. Okuyalım. Vallahi. Vallah. Bakın. Vallah. Tamam. Buna bakın şimdi. Bu ince ama. Ehlullahi demeyeceksin. Bu yine ince kalacak. Sadece biz şuraya çalışıyoruz. Lafzatullah'ın lamını çalışıyoruz. Yani bunu kalın okuyacağız diye şunu asla kalın okumayın. Bakın ehlü diyeceğim şimdi. Ehlül, lül, ince lamı kalın lama bağlayacaksın. Neden? Çünkü lafzatullah'tan önceki harf ne olursa olsun dedik, harekesi ötre ise kalın okunur. Yani bir daha toparlayayım. Lafzatullah'tan önceki harfin harekesi üstünse veya ötre ise lafzatullah'a kalın okuyacaksın. Bakın yazdık burada. Lafzatullah'ın öncesindeki hareke üstünse veya ötre ise kalın okuyacaksın. Bakın burayı çizeyim şöyle. Kalına misaldi burası. Kırmızıyla yazdık oraya arkadaşlar. Tamam mı? Bir daha söylüyorum. Lafzatullah'tan önceki hareke üstün ise harfin ne olduğunun bir önemi yok arkadaşlar. Biz burada ne dedik? Noktalamalar ve harekeler bizim için lazım olacak dedik. Şifre olacak dedik. Bir daha söylüyorum. Lafzatullah'tan önceki hareke üstündeyse, yani üstünse veya ötre ise, yine üstüne yazılıyor biliyorsunuz. Kalın okuyacaksınız lafzatullahın lamını. Şekilde gözüktüğü gibi. Ve ince veya kalın olması fark etmez dedik. Ve'nin harekesi üstün. Bunu ince olarak buna bağlayacaksın. Ve'yi sakın kalın okuma. Vallahi değil yani. Ve hafif bir incelteceksin. Belki de ve diyemeyeceksin çünkü bunu kalın okuyacağın için, ama kesinlikle şöyle yapmayın. Vallahi demeyin yani. Tamam. Vallahi. Geçiyorum.
Lillahi. Tamam mı arkadaşlar? Buradaki birinci L incedir. Lafzatullah lamı kalındır. Peki bir tane daha veriyorum arkadaşlar. Bunu da ne diyelim? Anillahi diyorum. İnceye misal vereceğim şimdi şuna. Arkadaşlar bakın. A, ni. Şimdi şuna misal veriyoruz. Öncesindeki hareke. Esre ise lafzatullahın lamını ince okuyacağız demiştik. Ani. Anillahi arkadaşlar. Anillahi. Ne dedik kuralda? Esre ise ince okunur. Bakın arkadaşlar, lafzatullah'tan önceki harf nun, ama harekesi esre olduğu için ne yapıyoruz? Şu lamı arkadaşlar, bakın burayı da çizeyim. Şu lamı ince okuyacaksınız. Anillahi. Yemin ediyorsunuz yani. Vallahi derken bakın oradaki lamı kalın söylüyorsunuz. Hani vallahi billahi tallahi adam yemin eder ya, sokakta çocuklar çok yaparlar bunu. Vallahi billahi bak. Billahi de otomatikman ince okuyorsunuz. Billahi diyen yoktur aranızda. Üstün geldiği için kalın diyorsun birinciyi. Vallahi kalın diyorsun. Ama ikincide esri olduğu için, billahinin birisinde esri olduğu için yazayım şuraya. Bakın arkadaşlar. Onu da yazayım şuraya. Billahin harekesi esri olduğu için arkadaşlar ne yaptın? Şu lamı kalın okudun. Bu kadar basit aslında. Yani sokak ağzıyla bile bunu öğrenmek çok kolay yani. Bir daha söylüyorum. Lafzatullah'tan önceki hareke üstünse veya ötreyse lafzatullah'a kalın okuyacaksın. Esre ise ince okuyacaksın. İnceye hemen misal vereyim. Billahi. Yazdık tahtaya. Hani yemin ediyorsun ya vallahi billahi derken ki o billahi bu işte. Ötreyse veya üstünse ne dedik arkadaşlar? Kalın okuyoruz. Esre ise ince okuyoruz. Evet, mesajlarımız gelmiş. Okuyalım biraz arkadaşlar. Evet, şuna bir cevap vermem lazım arkadaşlar. Bir saniye. Peki. Arkadaşlar Allah hepinizden razı olsun. Hocam hayırlı sabahlar. Ben Hicret yeğenimi de çekilişe katar mısınız? İsmi İsmail Daş 3 aylık. Mardin kız 3 aylık mı? 3 aylık. Ne vereceğiz ona arkadaşlar biz? 3 aylık olmaz. Biraz ders okuması lazım. En azından hediye gittiğini bilmesi lazım. Yani 3-3,5 yaş olsa uyardı yani. Başka varsa uyar arkadaşlar. Bir aileden 5 kişiyi kaydettiğimi biliyorum. Biz burada aile başı bir tane hediye vereceğiz demiyoruz. Belki bir aileye 5 tane bisiklet çıkacak. Onu Allah tayin edecek. Biz bilemeyiz yani. Kim varsa yazdırın arkadaşlar. Teşvik olun inşallah. Hocam 3 aylık Mardin'den Kızıltepe'den izliyoruz demiş. Hocam her gün onu televizyonun önüne getiriyoruz. Sizi izliyor demiş. Maşallah ya. Gözlerinden öpüyorum. Maşallah program bitene kadar sesini çıkartmadan sizleri dinliyor. Onu da çekilişe katılın lütfen. Katalım mı Muhammed, ne diyorsun? Kattım ya. 3 aylık. Adı neymiş? İsmail Daş. Arkadaşlar bu derslerde şükürler olsun. Yaş sınırı kalmadı. Çünkü eğitim anne karnındayken başlar. Samimi söylüyorum. Çocuk daha doğmadan anne babaların yani karı kocaların kavgası, huzuru, mutluluğu ne yaşıyorsa o çocuğa geçiyor yani. Hisseder çocuk yani. O yüzden biz de buna inşallah söz kattım. Yaş sınırını kaldırdık o zaman. En yüksek 2,5'tan 82 yaş demiştik. Şimdi 3 aya kadar indirdik. Şükürler olsun. Yazdık hadi bakalım. Geri vites yaptık ama olsun, yakışır. Hocam selamun aleyküm. Ben Dönek Küçükoğlu. Benim okumam yazmam yok. Burada camiye kursa gidiyordum. Pandemiden dolayısıyla kapandı. Sayenizde Kur'an-ı Kerim'i ilerletiyorum. Allah sizden razı olsun. Antalya'dan selamlar. Allah sizden de razı olsun. Arama yapmayalım arkadaşlar. Ne güzel. Arkadaşlar rica ediyorum. Arama yapmayalım. Dersin şeyi kaçıyor. Ahengi kaçıyor. Lütfen. Hayırlı sabahlar hocam. Kardeşimle beraber ekran başında sizi dinliyoruz. Allah sizden razı olsun. Bu arada mesajlar yağıyor arkadaşlar. Sağ olun, var olun. Selamünaleyküm hocam. Bize dua eder misiniz? Allah rızası için. Etmez miyiz? Rabbim dünya ve ahiret bütün sıkıntılarınızı en aza indirsin. En az diyor büyüklerimiz. Kaldırın demiyor. Neden? O imtihan gittiği zaman başka bir imtihan gelecek. O gelecek imtihanın gücünü bilmiyorsun. Zayıf mı gelecek, kuvvetli mi gelecek? En azından şu an içinde bulunduğun imtihanın zirvesini yaşadın. %95 azalsa o imtihan, %5'e düşse zaten çekirdek gibi gelir sana. O yüzden biz de kaldır diye dua etmiyoruz. Ben kendi adama korkuyorum öyle dua etmeye gerçekten. Ya Rabbi en aza indir diyorum yani. Peki. Selamünaleyküm, hayırlı sabahlar hocam. Ben Mehmet Veysi Karayip, 14 yaşındayım. Her gün sizleri izliyorum. Mardin Kızıltepe'den. Maşallah ya, Mardin çok iyi ya. Hocam benim bu çökülüşe çok ihtiyacım var. Elhamdülillah, inşallah sana çıkar. Neydi? Veysi Karayip kardeşim.
Peki. Çayırova'dan Tuğan'a 11 yaş, Tuğçe 9 yaş adres göndermişler. Evet, elhamdülillah derslerimizi takip ediyorlarmış kardeşiyle beraber. Sağ olsunlar, var olsunlar arkadaşlar. Arkadaşlar ben çok mutluyum ya. Şu içinde bulunduğumuz ortamı var ya, bir daha yakalama ihtimalimiz var ama olmayabilir yani. Şu an içinde bulunduğumuz an çok güzel. Ben anı yaşıyorum. Müthiş mutlu vaziyette gidiyorum işime. Ben Anadolu yakasındayız biz şu anda, Beykoz'dayız. Ben her gün Bayrampaşa'ya gidiyorum. Şimdi köprü çalışmasından dolayı trafik de oluyor biraz. Ama olsun, bir saate geçiyor bazen. Ama gerçekten acayip bir huzur doluyorum. Bugün bir ayı geçti derslerimiz, yani hafta olarak baktığımız zaman bile. Elhamdülillah, Rabbime çok şükrediyorum yani. Evet, Sayın Hocam, harfleri ve okumayı biliyorum ama Kur'an-ı Kerim okurken hızlı okuyamıyorum. Ne yapmam gerektiğini izah eder misiniz? Arkadaşlar, akşam yatıyorum, sabah hızlı okuyorum diye bir kural yok. Hiç kimse böyle öğrenmedi bu Kur'an'ı. Adım adım, yavaş yavaş, yavaş yavaş. Bakın mesela bir sayfayı 10 dakikada okuyorsun diyelim. İnan ısrarla üstüne git. Bir damla mermere hep aynı yere vurursa ne olur? Bir damla diyorsun ama o damla mermeri deler. Sen de yavaş yavaş okuya 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 bir anda hızlı okumaya çalışırsan zaten hata yaparsın. O hatalar da vücudunun bir parçası olur, düzeltemezsin. Yavaş yavaş okuyacaksın. Göre göre okuyacaksın. Farkında olmadan 3 gün sonra, 5 gün sonra, 15 gün sonra bir bakmışsın, o 10 dakikada okuduğun sayfa 8 dakikaya düşmüş, 6 dakikaya düşmüş, 5 dakikaya düşmüş. Tavsiyem budur acizane. Evet, çünkü akşam yatıp sabaha kalkan bir eğitim sistemi yok yani. Hocam sizi seviyorum, ben Irmak, beni de Ç demiş. Çekilişe katarız inşallah. Adını, soyadını, yaşını yazarsanız. O resim gönderen kardeşlerimiz vardı ya. Ecem Berra Türk, dün dersi kaçırdım. Hafiften tekrar eder misiniz? Allah Allah. Bizim talebelerimiz değişik. Dur bakalım, vaktimiz olursa ederiz arkadaşlar. Bu kural kolay çünkü. O yüzden biraz çok mesaja yüklendim. Hakkınızı helal edin. Hocam selamünaleyküm. Ben Bedir. Fener, Konya çekilişe katılmak istiyorum. Yaşım 8. İnşallah arkadaşlar. 10 yaşında kızım ve 6 yaşında oğlum var. Bizi de yani ailemi de çekilişe katar mısın? Allah'a emanet olun. Selamünaleyküm. Kayseri Bünyan Fatih adres göndermiş. İrem Doğanay 10 yaşındaymış. Katarız arkadaşlar. Niye katmıyorum? Yeter ki siz şuraya ad, soyad, isim ve yaş göndererek şu çalışmaya ortak oluyorsunuz. Allah bana en çok sevabı yazdı diyelim misal. İstemiyorum öyle bir şey de. Hep beraberiz çünkü. Aynı gemideyiz. Aynı tavadayız. Sevapları bölüşelim Allah'ın izniyle. İran hepiniz her şeye ortağız yani. Şuraya şu mesajı atmak bile bir kişinin Kur'an öğrenmesine vesile olduğunuz, hepimiz bütün sevabı ortağız. Azerbaycan'ından, İtalya'sından, dün benim YouTube sisteme İtalya'dan birisi yorum yapmış. İtalyan. İsmi falan da İtalyan. Çevirttirdim hatta. Kendi Instagram sayfamda da paylaştım. Ne olduğunu bilemediğim için. Sonra tercüme edebilen var mı dedim. Bir kardeşimiz döndü. Sonra sildim o yorumumu. Ama sayfamda duruyor hala. Güzel temenniler bulmuş. İtalyan birisi bizim kanalımıza abone olmuş arkadaşlar. Hidayet kimin ağzında, kimin kulağında, hangi coğrafyada bilemiyoruz yani arkadaşlar. Rabbim muhafaza etsin inşallah. Evet, şükürler olsun. Maddi manevi sıkıntılarımız olan kardeşlerimiz var. Onlar dua istiyorlar. Rabbim en aza indirsin. Bol, bereketli, hayırlı rızıklar ihsan eylesin inşallah. Selamünaleyküm hocam, hayırlı sabahlar. Kur'an'a geçmek üzere çok teşekkür ediyoruz demiş. Biz teşekkür ediyoruz. Siz bana ne kadar teşekkür ediyorsunuz arkadaşlar? Misliyle ben size teşekkür ediyorum. Hayırlı sabahlar hocam. Eray Mimsin, yaş 1. O izleyicilerimize bak, canlı yayın maşallah. Yaş 1 diyor. Peki arkadaşlar. Peki ders yapalım mı ben? Siz atın arkadaşlar. Okuyacağım inşallah. Bu dersi hızlı bir şekilde geçeceğiz arkadaşlar. Göksu'ndan 30 yaşında çekilişe ekler misiniz demiş. Diyelim inşallah. Peki arkadaşlar, mesajlara devam edin. Ben okumaya gayret edeceğim. Bugünkü dersimiz aslında bitti. Aslında bitti. Yani teorik olarak bitti. Biz şimdi pratik yapacağız biraz inşallah. Geçelim tahtaya. Muhammedçim gel. Evet sevgili gençler. Sevgili, hitabe şeklimi değiştireceğim artık. Sevgili bebekler. Sevgili gençler. Kıymetli arkadaşlarım. Kıymetli akranlarım. Sevgili büyüklerim, ellerinizden öpüyorum. Dersimize başlayalım. Bugünkü dersimizin konusu arkadaşlar, lafzatullah. Yani Kur'an-ı Kerim'de geçen Allah lafızlarının okunuşunu söyleyeceğiz. Tahtada da gördüğünüz üzere bunları kırmızıyla yazdık. Bazı Kur'an'larda arkadaşlar bu kırmızıyla yazılıyor. Ama biz biliyorsunuz her dersimizi ötreyse, esreyse, cezimse, şeddiyse, her neyse onu kırmızıyla yazdık. Bunu da yine kırmızıyla yazdık. Kuralı söylüyorum, pratiğe geçiyorum. Arkadaşlar, lafzatullah'ın Allah kelimesinin lamını konuşuyoruz şu anda.
Allah kelimesinin lamını kalın okumak istiyorsak, kalın okunduğu yerler ötre ve üstün. Yani öncesindeki harfte ötre veya üstün varsa lafzatullahın lamını kalın okuyacaksın. Harfin ince veya kalın olması fark etmez. Sadece harekeye bakıyoruz. İnşallah anlatabiliyorumdur. Ben empati yaparak da ders yapmaya çalışıyorum. Ben kendimi sizin yerinize koyuyorum. Tane tane anlatmaya çalışıyorum. Belki anlaşılmayan bir yer vardı diye bir daha baştan alıyorum. Belki abartıyorum ama hakkınızı helal edin. 45 dakika şey yapacaksınız artık. Kahrımızı çekeceksiniz. Bir daha söylüyorum. Lafzatullah'ın lamını kalın okunması gereken yerler iki yerdir. Önceki harekenin kalın veya ince olması fark etmez. Üstün veya ötre ise lafzatullah'ın lamını kalın okuyacaksın. İkinci kural. İnce okunacak yer lafzatullah'ın öncesindeki hareke. Harf kalın veya ince olması fark etmez. Ama bi, ama hı fark etmez. Harekesi esre ise lafzatullah'ın lamını ince okuyacaksın. Billahi örneğinde olduğu gibi. Tamam mı arkadaşlar? Anillahi bakın. Ani. Şimdi göreceğiz tahtada. Muhammedciğim gel bakalım. Kuralı unutmayın arkadaşlar. Lafzatullah'tan yani şu kırmızı yazılan Allah kelimelerinden önceki harekelere bakacaksınız. Ama bunu güzel anlayın ki her Kur'an-ı Kerim kırmızıyla yazılmıyor çünkü. Bakın burada B'yi bölmüşüz bile. B'yi bile kırmızı siyah bölmüşüz. Arkadaşlar kuralımız neydi? Lafzatullah'tan önceki bakın şu Allah lafzı bu. Şuradaki elif ve lam okunmuyor. Bakın şuradaki elif ve lam okunmuyor arkadaşlar. Şu V'yi direkt şu lama bağlıyoruz. Burada tecvid kuralı gereği burada şu elif bakın şöyle çiziyorum. Şu elif ve lam Muhammed için çok yakın çekim alır mısın arkadaş? Şuradaki arkadaşlar şu elif lafzatullah'taki elif ve lam yani şu elif ve L. Şu iki tane kırmızıyla okunan yazılan yer okunmuyor arkadaşlar. Ne yapıyoruz? Şu V'yi şu L'ye bağlıyoruz. Şimdi biz şu L'nin kalın mı ince mi okunuşunu konuşuyoruz. Peki lafzatullah'tan önceki harfin harekesi, harfin önemi yok. Üstünse kalın okunur dedik. Okuyalım bakın üstün. Vallahi. Vallahi. Tamam arkadaşlar? Bakın burada esre. Ne yapıyoruz? Hemen inceye çeviriyorsun. Burada billahi diye okuyamazsın. Zaten dilin, gönlün, beynin, vücudun bunu kabul etmez. Bunu nasıl okuyacaksın? Billahi. Billahi. Bakın H'yi söylerken nasıl göbek devreye giriyor? Sizin de giriyor değil mi? Billahi. Devam edelim. Arkadaşlar bakın. Lafzatullah'tan önceki harfin harekesi T. T'yi direkt ne yapıyorsun? L'ye kalın olarak bağlıyorsun. Ama şimdi şu lamı kalın okuyacağım diye şu ince harfi de kalınlaştırma. Tallahi deme. Şu T'yi T'ye çevirme arkadaşım. T'yi yine T olarak oku. Tella. Yani lamı İnceden kalına al. Tella. Tallahi dediğin zaman şu T'yi sen da harfine çevirmiş olursun. O da olmaz. Mana bozulur yani. Arkadaşlar evet. Tellahi. Şu neydi? Asar değil mi arkadaşlar? Lamı uzatıyordu. Tellahi. Lafzatullah'ın lamını mutlaka en az bir elif miktarı uzatmak lazım. Şunu. Tellahi olmaz yani. Tellahi olmaz. Tellahi. Peki şu hi. Evet güzel bir soru. Dünkü ders. Şu hi arkadaşlar uzatılır mı, uzatılmaz mı? Cevap. Mesaj olarak atın, buradan da bekliyorum. Şu hi uzatılır mı, uzatılmaz mı? Söylemeyeceğim, mesaj olarak okuyacağım şimdi ekrana geçtiğim zaman tahtaya. Evet, dün görmüştük bunu biliyorsunuz. Eğer bunu bilemezseniz var ya, kavga ederiz söyleyeyim. Evet, lafzatullah'tan önceki harfin ne olduğu önemsiz. Harekesi üstünse lafzatullah'a kalın okuyoruz. Minallahi. Minallahi demedim. Minallahi bakın. Ne ince harf olduğu için hakkını vermek gerekiyor demiştik her zaman. Minel neyi lama bağlıyorsun buradan? Şu ikisi okunmuyor demiştik. Minallahi. Geçelim. İnce okuyacağız şimdi arkadaşlar. Neden? Önceki harfin harekesi esre. A nillahi. Ne esre? Lam ince okunacak. Anilla bakın şapkalı A koyduk buraya. E de değil. A da değil. Anilla, anillahi. Tamam arkadaşlar? Buna ince okuyuş diyoruz yani. Öbürkü gibi vallahi. Orada bir kaba bir ses var. Üstünde ve ötürede. Ama esre geldiği zaman lafzatullahın lamını biraz incelteceksin. Çok ince de olmayacak. Orta şekerli. Anillahi şeklinde. Evet. Kalına geçtik.
İndallahi de, bakın indallahi demedim. İndallahi demedim. Siz de demeyin. İndallahi della 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 deyince la kalın. Dellahi. Okuyalım. İndallahi. Evet, ince. Neden ince? Esre gelmiş. Fillahi. Fi'yi lama bağlıyorsun direkt. Fillahi şeklinde okuyorsun. Bakın arkadaşlar, bunu nasıl okuyacağız? Kalın okuyacağız. Çünkü üstünü var. İyi. Lalla. Şu ye bunun takısıdır. Bu da okunmuyor. Şu elifle lam gibi. Bu da okunmuyor. Aslında arkadaşlar, hareketlerine baksanız hangi harfin okunduğunu, hangi harfin okunmadığını anlarsınız. Bu kadar düz mantık yani bu iş. L'de harike var. Bunlarda yoksa bu. L'yi direkt bu lama bağlayacaksın. İyi. Lalla. L'yi direkt bu lama bağlayacaksın ama birincisi ince, ikinci lam kalın. Zaten şu anda lafzatılan kalın olanı okuyoruz. Değil mi? İyi. Bakın L. L çıkacak ağzımdan. Lalla. Şunu kalın okuyacaksınız. İlallahi şeklinde. Bir satır daha okuyalım arkadaşlar. Evet. Yine kalıba geldik. Neden? Çünkü lafzatullah'tan önceki harfin harekesi. Harekeye bakıyoruz ya. Şu Y'de hareke olmaması bunun yazılış şeklidir. Şablonu budur. Şunun hareke olmaması kuralı değiştirmiyor. Yani şurada hareke olsaydı buna bakacaktık. Esre mi üstün mü? Harekemize bakıyoruz. Önceki harfin harekesi üstünse yine üst kalır okuyorduk değil mi? A. L'yi yine kalın bağla. Şuna kalın bağlı. Birinci L ince. A, L. Bak, A, L. L'ye ne demiştik okurken daha ilk dersimizde? İnce harflerdendi. E sesiyle okutu demiştik. L olarak okuyacaktık. O zaman yine bunu L olarak okuyacaksın. Hiçbir zaman değişmez. Ancak şu L'ye kalın olarak bağlayacaksın. Şu anda lafzatullah'ta olduğu gibi. Alallahi, alallahi şeklinde. Evet. Şeddeliye gelelim şimdi arkadaşlar. Yine değişmeyecek bir şey. İnne. İnne. Bunu yine okuyacaksın. Burada problem yok. Biz burada neye bakıyorduk kuralımızda? Önceki harfin harekesi üstün mü ötüre mi ya da esre mi? Şedde olması veya cezim olması fark etmiyor. Evet. İnne. Neymiş? Üstün. O zaman ne yapacağım? Bunu kalın okuyacaksın. İnnallâhe. İnnallâhe. Neye dikkat edin? İnnallâhe. Neyi ben yine ince söylüyorum. Siz de öyle okumanız lazım. Evet, devam edelim. Enne, bakın enne, üstün var, lafzatullah'tan önceki harfimizin harekesi üstün. Ennallâhe, ennallâhe değil. Onu asla kalın yapmayın. Kalın harflerimiz kalındır, ince harflerimiz incedir arkadaşlar. Peki, devam edelim. İllallâhü, illallâhü. Şu lafzatullah'tan önceki harfin harekesi. Lamın harekesi neymiş burada arkadaşlar? Çok şey yazılmış, bitişik yazılmış ama olsun, anlayalım. Üstün değil mi? Gözüküyor mu ekrandan? Güzel. Üstün. Kural neydi? Lafzatullah'tan önceki harfin harekesi üstünse kalın okuyacaktın. İllallah hü şeklinde okuyacaktık arkadaşlar. Evet, gelelim arkadaşlar. Şimdi ben bir soru sormuştum. Bakayım cevapları ne geldi? Lafzatullah'taki of maşallah. En yukarıdan başlıyorum arkadaşlar. Kusuruma bakmayın. Hocam uzatılmaz demiş. Lafzatullah'ın H'si uzatılmaz demiş bir izleyicimiz. Evet. Çekiliş adına yazılanlar var. Irmak Sarıgün uzatılmaz demiş. Aylanur Sarıgün 13 yaşında uzatılmaz demişler. En son gelen mesaj uzatılmaz diyenler var. Peki niye arkadaşlar uzatılmaz? Güzel ya, elhamdülillah. Uzatılmaz diyenler var. Ayaz da uzatılmaz demiş. Helal sana Ayaz. Başın sağ olsun. Arkadaşlar, bir kardeşimizin kuşu vefat etmiş. Peygamberimiz de biliyorsunuz kuşu ölen bir çocuğa taziyeye gitmişti. Biz de buradan bir Efendimizin sünnetini işlemiş olalım. Hayırlı sabahlar hocam. Ben Ahmet Can. Bugün kuşum öldü. O da sizi benimle izliyordu, konuşuyordu. Allah diyordu. Sizi görünce başını sallıyordu. Çok üzgünüm. Subhanallah ya. İsim neymiş? İsmini yazmamış. Ahmet Can. Ahmet Can, başın sağ olsun. Evet. Çok uzun bir mesaj gelmiş arkadaşlar. Onu okuyamadım. Üç çocuk annesiyim diyor. Evet arkadaşlar, uzatılmaz diyenler çoğunlukta.
Arkadaşlar şu resmi paylaşmak istiyorum ya. Şu güzelliğe bakar mısınız ya? Medreselerimiz açılsın artık diyen bir izleyicimiz. Cennet gülleri bunlar ya. Maşallah, barakallah. İzmir'den. Helal olsun. Peki arkadaşlar. Hocam benim yeğenim 6 aylık, onun da çekişi. Oho maşallah. Peki arkadaşlar, bunu değerlendireceğiz inşallah. Selamünaleyküm hocam, sayenizde Kur'an'a geçeceğiz. Size çok çok teşekkür ediyoruz. Bize çok okuyun. Okuyalım inşallah arkadaşlar. Arkadaşlar şöyle bir algı var milletimizde, yanlış bir algı. Kur'an'ı hocalar okur. Ya ne alakası var ya? Kur'an herkese indi. Kur'an hocalara inmedi ki. Bu din hocalara gelmedi ki. Din sana da geldi, bana da geldi. Ben vazife icabı namaz kıldırıyorsam veya imam namaz kıldırıyorsa sen de kendin için kılman lazım. Belki senin kaliten imamdan daha kaliteli. Allah'la aramızdaki muhabbeti kim bilebilir yani? Arkadaşlar, Fatma Zinnur Özcan 4 yaşında Kahramanmaraş Dulkadiroğlu çekilişe katılmak istiyor. İnşallah katalım arkadaşlar. Mete Beşik 11 yaş, onu da katmış olalım arkadaşlar. Evet, mesajlarımız hala geliyor. Evet, fırça geldi arkadaşlar. Aynen okuyorum. Selamünaleyküm hocam, lütfen biz ders dinliyoruz şu an. Lütfen mesajları okuma, dersimizi bölüyorsun demiş. Fırçayı yedik. Ben abi peki demesini biliyorum. Evet arkadaşlar. Şimdi bir iki tane daha tahtaya yazayım mı? Anlaşılsın için inşallah. Abi bizim izleyicimiz de değişik. Bir teşekkür geliyor, mutlu oluyoruz. Peşinden bir fırça geliyor, dağılıyoruz. Şaka yapıyorum ya. Biz hepimiz aileyiz arkadaşlar. Rahat olun, ben rahatım. Ben bu işi seviyorum yani. Ne dedik arkadaşlar? Lafzatullah'tan önceki harfin harekesi üstün ise, öncesini yazmadım. Üstün ise kalın okuyacaksın. Tamam mı arkadaşlar? Bir daha söylüyorum. Lafzatullah'tan önceki kalınları söylüyorum. Lafzatullah'tan önceki harfin harekesi ötre ise yine kalın okunur. Harfin ince veya kalın olması fark etmez arkadaşlar. Bunu da kırmızıyla yazayım, aradaki fark anlaşılsın. Lafzatullah'tan, şuraya işaret yapayım. Lafzatullah'tan önceki olarak anlayayım bunu da. Bu da lafzatullah'tan önceki harfin harekesi esre ise arkadaşlar nasıl okunur? İnce okunur. Peki, misal vereyim, okumalara devam edelim arkadaşlar. Peki arkadaşlar. Kânallâhu. Lafzatullah'tan önceki harfin harekesi ne? Üstün. Gördüğünüz gibi nasıl okudum? Şunu kalın okudum. Kânallâhu. Evet. Bir tane daha yapalım. Ni'me ötreli yapalım. Resûlullâhu. Ra. Sü. Rasulullah. Evet. Hü. Hi. Kur'an neydi arkadaşlar? Lafzatullah'tan önceki harfin harekesi üstün veya ötürü ise dedik. Şurada üstünü verdik. Burada da ötürü misal veriyoruz. Şu lamı arkadaşlar. Yani şu lamı kalın okuyoruz. Rasulullahi. Bir tane daha ince misal verelim arkadaşlar. Biiznillahi. Biiznillahi. Evet arkadaşlar. Biiznillahi. Burada ne arkadaşlar? İnce okuyoruz değil mi burada? Neden? Lafzatullah'tan önceki harfin harekesi harfe bakmaksızın. Esre ise ne dedik? Lafzatullah'ı şöyle yuvarlak içine alalım. Lamı İnce okundu. Nasıl okuyoruz? Buraya kadar problem zaten yok. Ni'de de problem yok. Ni'yi sakın ince kalın okumayın. Neyse onu okun yani. Hani kuralı yapacağız ya, harfi değişikliğe uğratmayın. Ni ince ise yine ince okuyacaksın. Nilla. Bu da tam ince değil. Nilla değil. Nilla da değil. Tam ortasını söylüyoruz şu anda. Biiznillahi şeklinde okuyoruz arkadaşlar. Peki birkaç tane daha misal verelim. Vaktimiz herhalde doldu. Uzun olanlardan okuyalım arkadaşlar. İnşallah kural anlaşıldı diye düşünüyorum. Evet. Şunu okuyalım. Muhammed'cim göster. Yü
Bu biraz küçük karışık, o yüzden bunu seçtim. Y, tamam mı? Y. F, ikinci harfimiz F. Bu B, F'yi B'ye bağlıyorsun. Yusebbi, bunu peltek çıkarın ama. Yusebbi, Yusebbi, tamam mı? Tü, ince harf. Burada bir değişiklik yok. Sadece biz Lafzatullah'ın lamını kalın mı ince mi okumak için şuna bakacağız. Tüllahü, Yusebbi tüllahü, Yusebbi tüllahü şeklinde. Devam edelim. E'yi neye bağla? En, z, lella. Birinci lam ince, ikincisi kalın. Gördüğünüz yer burası. Lella, şunu yapmanız lazım. Lella, enzelallahü. Güzel. Evet, zamir olan T'ye geçelim arkadaşlar. Ni'a'ya bağlıyoruz. Ni'me. Tella. Bakın, üstün ne yapıyordu? Lafzatullah'ı kalın okutuyordu. Tella. Ancak T'yi sakın kalın okumayın. Ni'metellahi şeklinde okuyalım. Evet, gelelim bir ince okuyalım arkadaşlar. Farkında mısınız gençler? Kıymetli izleyicilerimiz. Şu anda Kur'an-ı Kerim'den cümleler alındı, kondu buraya. Yarın değil öbür gün inşallah burayı biraz daha genişleteceğiz. Kur'an okuyacağız inşallah hep beraber. Bakın arkadaşlar. Lam elif demiştik ya, iki harf vardı burada. Birincisi lam, ikincisi elif. Bakın ikisinde de hareke var. Li, i. Li, i. İkincisinde hareke yoksa L'yi uzatır demiştik. Onu zaman zaman göreceğiz. Ama burada hareke var. İkisini de okumanız lazım. İ'yi arkadaşlar, İ'yi H'ya bağlayacağım. Li-ih şeklinde. Li-ih, şu elifi H'ya bağlayacağım. Li-ih, geçtik orayı. Sa uzatıyorsun. Geldik dersimize. Esra var. Lafzatullah'ı nasıl okuyacaksın? Esra var. Lafzatullah'ı nasıl okuyacaksın? İnce okuyacaksın. Çok ince de değil de şapkalı A şeklinde. Yani li-ihsanillahi, li-ihsanillahi şeklinde. Evet arkadaşlar, vaktimiz doldu. Bir tane daha okuyalım. He, evet. Dedik ya, harfin ince veya kalın olması Lafzatullah'ın okunuşunu etki etmez. Biz orada harekeye bakıyoruz. Şu ana kadar verdiklerimizin çoğu şeydi. İnce harfi, bir tane kalın harf vereceğim ve dersi bitiriyorum. Li, tamam mı? Ha'yı L'ye bağla. Hal. Şimdi geldik kalına. Kalın harf. Ama ise var. Kalın veya ince olması fark etmez demiştik. Ne yapıyorsun? Kıyı L'ye bağlıyorsun. L'yi, yani Lafzatullah'ın lamını yine ince okuyacaksın. Neydi kural? Lafzatullah'tan önceki harfin harekesi esre ise, kalın veya ince olması fark etmez, şu Lafzatullah'ın lamını ince okuyacaksın demiştik. Okuyalım. Lihalqillahi, lihalqillahi, lihalqillahi. Yani şu okuyacağım, şimdi okuyacağım, hatalı okuyuş. Böyle yapmayın. Lihalqillahi demeyin. Lihalqillahi şeklinde okuyun arkadaşlar. Dersimiz bitti arkadaşlar. Özetleyelim. Lafzatullah'tan önceki harfin harekesi üstün veya ötre ise arkadaşlar ne yapıyoruz? Kalın okuyoruz. Öncesindeki harfin harekesi arkadaşlar esre ise Lafzatullah'ın lamını ince okuyoruz arkadaşlar. Bugünkü kural inşallah bu kadardı. Rabbim hepinizden razı olsun. Yarın Allah nasip ederse 4 elif uzatma var demiştik. Hani bir elif vardı, bir tane 4 elif var demiştik. Yarın da inşallah onu göreceğiz. Ondan sonra kurallarımız bitiyor. Kur'an-ı Kerim'in içerisinde yaklaşık 4-5 derse plazmadan ve tahtadan inşallah uygulamalı olarak Kur'an okumaya ayırdık. Biraz orada pratik yapmamız lazım. Hep kural. Aslında kuralları, hani mesela bir futbolcu düşünün, antrenman yapıyor, idman yapıyor, kondisyon çalışıyor. Biz şu anda onları yaptık. Sonra ne yapıyor bu adam? Hangi sporu yapıyor olursa olsun. Ben aynı zamanda profesyonel dalgıçım. Bürelem var benim. 35-40 metre dalışlarımız var. Oradan biliyorum. Önce bir ısınman lazım. Şu anda biz ısınma turlarını yaptık. Herhangi bir sporcunun yaptığı gibi. Ne yapıyor o sporcu ısındıktan sonra? Kendi kondisyonu yükledikten sonra sahaya çıkıyor. Performans gösteriyor. Biz şimdi ısınma turlarını, antrenmanlarımızı yaptık. Bütün kuralları gördük. Şimdi maça çıkacağız. 4 veya 5 ders inşallah Kur'an okuyacağız arkadaşlar. Tamam mı? Ondan sonra artık bayramından sonra, bilmiyorum, numaranızın çoğu bende var. Çat kapı bir gün arayabilirim, oku bakayım diyebilirim yani. Peki, şaka yapıyorum. Ama siz bana mesaj atarsanız, ben 7/24 inşallah sizin emrinizdeyim, hizmetinizdeyim. Atanlarınız var, biliyorsunuz. Burak Uçar kardeşimiz var bizim, Allah ondan razı olsun. Yani yanlış anlamayın ifademi, hiç beni rahat bırakmıyor. Lütfen yanlış anlamayın. Ya, o anlamda söylemedim. Acayip bir şekilde hatasını dinliyorum. 2 dakikalık, 3 dakikalık, 5-6 tane video atıyor icabında gün içerisinde.
Dinliyorum, düzeltiyorum. Yanlış parmağıyla da koyuyor böyle elif cüzün üstüne. Orada ekran resim yapıyorum. Atıyorum, burayı yanlış okudun diyorum. Bazen ses mesajı atıyoruz. Bazen o görüntülü atıyor, ben görüntülü atıyorum. Bu şekilde derslerim devam ediyor. Bayramdan sonra kim öyle kim kala. Rabbim inşallah tamamı neredesin. Biz olmasak bile şu ana kadar verdiğimiz derslerle Allah'ın izniyle arkadaşlar temeli oluşturdunuz. Siz şu anda yarınki dersten sonra Kur'an okuyacak duruma geldiniz. Rabbim inşallah bizimle beraber tamamlamayı nasip etsin. Çok lafı uzattım, farkındayım. Hakkınızı helal edin arkadaşlar. Allah nasip ederse yarın sabah saat 9'da biz buradayız. Allah'a emanet olun. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.